Arkadaşlar hepinize merhaba. Birebir ehliyet sınavında çıkmış sorulardan oluşturduğumuz 50 tane soru çözümü yapacağız. Açıklamalı bir şekilde gideceğiz. Çünkü önemli yerler var. Yani onlardan bahsedeceğiz. Sizlerden gelen dönüşlerimiz gerçekten de çok güzel. Biraz önce zaten instagramdan e, sizden gelen yorumları paylaştım arkadaşlar. Şimdi yeni gelenler için söylüyorum. Kanalımızdaki soruları olabildiğince çok çözmeye çalışın. Bu videonun altına aşağıda ilk yoruma sabitledim. E, oradaki sorulara da mutlaka bakalım. Zor görsel sorular var trafik ilk yardım motor nokta atış soruları var kısa sürede çok soru görmenizi sağlayacak olan sorularda var ve eğer sınava hazır değilseniz sınav tarihinizde çok yakın ise sınavı kurtarma soruları da var arkadaşlar hemen aşağıda Dilerseniz başlayalım şekle göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur diyor 3 numaralı aracın takip mesafesini azaltması 2 numaralı aracın 3 numaralı aracın geçişine yardımcı olması 2 numaralı aracın 1 numaralı aracı geçmesi 2 numaralı aracın hızını artırması Doğru olan cevabımız Bursa şıkkı olacaktır. Şimdi 2 numaralı aracın 3 numaralı aracın geçişine yardımcı olması mesela hafif sağ kayması gibi. A, C ve D şıklarına gelirsek. Geçişlerde takip mesafesi azaltılmaz. Geçilmekte olan araç sürücüsü öndeki aracı geçmeye çalışmaz ve yine geçilmekte olan araç sürücüsü yani 2 numaralı araç için söylüyorum hız artırılmaz. Sanki kendi hızında normal seyredersin. Kenarlık 2'ye aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasında sürücüden kaynaklanan kusurdur? Fanlık hava basınçlarının yetersiz olması, motorun gereksiz yere çalışır halde tutulması, ön düzen ayarlarının bozuk olması, frenlerin ayarsız olması. Doğru olan cevabımız Bursa şıkkı olacaktır arkadaşlarım. Şimdi A, C ve D şıkları e, sürücü ile alakalı değil. Lastikler, frenler vesaire aracın kendisi ile alakalı ama B şıkkı sürücü ile alakalı. Yani şöyle anlatalım pratik yönden. Siz bir sürücüsünüz. Motor isterseniz gereksiz yere çalıştırır halde tutarsınız değil mi? Ya da tutmazsınız sizin elinizde. Yani siz isterseniz yani sürücü ile alakalıdır cevap Bursa. Geldik 3'e. Frenleme esnasında aracın bir tarafa savrulması aşağıdakilerden hangisinin bozulmasından kaynaklanır? Fren ayarının, swap ayarının, diferansiyel ayarının, vites kutusu ayarının. Doğru olan cevabımız A şıkkı olacaktır. Bu tarz benzer sorular gelir. Arkadaşlar bir açıklayalım. Şimdi yolda gidiyoruz. E, frene bastık araç bir tarafa sarılıyor Sağ ya da sola çekiyor. İşte bunun sebebi fren sistemindeki aksaklıktır. Ya sağ tekerleklerden ya da e, sol teker, soldakilerden ya da biri gereğinden fazla tutuyordur arkadaşlar. Ya da diğer tekerleklerden e, bazıları az tutuyordur. Bunun sebebinden dolayı frene basınca araç bir tarafa savrulur Fren ayarının bozulmasından kaynaklanır. 4. Sız kazazedenin burnundan ve kulağından kan ile birlikte sıvı gelmesi aşağıdaki yaralanma durumlarının hangisinde görülür? Şiddetli baş yaralanması, göğüs delenmesi, dalak yırtılması, mide delinmesi. Doğru olan cevabımız A olacaktır arkadaşlar. Burunlarda başta, kulaklarda başta bu şekilde düşünelim. Şiddetli baş yaralanması şedeklerden hangisi yaralı taşımalarında ilk yardımcının uyması gereken kurallardandır. Kendi can güvenliğini riske atması, kazazedeyi mümkün olduğunca çok hareket ettirmesi, yön değiştirirken ani dönme ve bükülmelerden kaçınması, kazazedenin baş, boyun, gövde ekseninin korunmasına özen göstermemesi. Doğru olan cevabımız Ceyhan Şıkkı olacaktır şimdi şıklardan gidersek doğrularını söylüyorum. İlk yardımcı kendi can güvenliğini riske atmamalıdır. Kazazedeye çok hareket ettirmemelidir. Mümkün oldukça hareketsizliği sağlanmalıdır. Kazazedenin baş, boyun, gövde ekseninin korunmasına özen göstermelidir. Bu üçlüye dikkat etmelidir. Kendik altıya Yakıtı doğrudan doğruya silindirler içerisinde yakan ve üretilen ısı enerjisini piston biyel mekanizması ile krank miline ileten motorlara ne adı verilir? Marş motoru, elektrik motoru, içten yanmalı motor, dıştan yanmalı motor. Arkadaşlar önemli olan yerleri renkli bir şekilde yazdım. Bizim cevabımız Ceyhan Şıkkı, içten yanmalı motor. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında sürücünün asli kusurlu sayılacağı durumlardan biri değildir. Kurallara uygun olarak park etmiş araçlara çarpmak, geçme yası olan yerlerden geçmek, kavşaklarda geçiş önceliğine uymak, arkadan çarpmak. Doğru olan cevabımız c H. şıkkı olacaktır. Asli kusur deyince hata ve kusur arayacağız arkadaşlar. A şıkkında park halindeki araca çarpmak. Bak bir hata ve kusur var değil mi? B şıkkında geçme yasağı olan yerlerden geçiyorsun. Yine aynı hata ve kusur var. Denizli'de arkadan çarpıyorsun. Bu da aynı ama c H. şıkkında hata ve kusur yok. Aksine kurallara uyma eğilimi var. Geldik 8'e. Kırık ile aracı kaldırırken tekerleklere takoz konulmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Aracın motorunu çalıştırabilmek, aracın hareket etmesini engellemek, araç yakıtının buharlaşmasını engellemek, araç motorunun sarsıntısız çalışmasını sağlamak. Doğru olan cevabımız arkadaşlarım Bursa şıkkı olacaktır. Aracın hareket etmesini engellemektir. Hadi bakalım geldik 9. sorumuza. Ağır hasarlı veya ölümlü trafik kazalarına karışan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır? Olayı en kısa zamanda yetkililere bildirmesi, kazaya karışan aracın yerini değiştirmesi, trafik güvenliği için ışıkla yansıtıcı cihazlar koyması, istenildiği takdirde gerekli bilgi ve belgeleri karşı tarafa vermesi. Yasak olan hangisidir? Bursa şıkkıdır arkadaşlar. Değil mi? Bariz belli zaten kazaya karışan aracın yerini değiştirmek. Yani zaten yasaktır. Yeri falan değiştirilmez. Geldik 10. sorumuza. Kontrollü demir yolu geçidine yaklaşan sürücüler nasıl hareket etmelidir? İnmiş bariyer varsa geçide girmeli. Yol açıksa hızlı geçerek uzaklaşmalı. Bariyer inmekte ise dikkatli ve hızlı geçmeli. Hızını azaltıp bariyerin izin vermesi halinde ve başka bir dur emri de yoksa uygun hızla geçmeli. Kontrollü demir yolu için doğru cevabımız denizli şıkkı olacaktır. Geldik 11'e. Kamyon, kamyonet ve römorklarda kısa mesafelerde işçi taşınmasında aşağıdakilerden hangisi zorunlu değildir? Kasa kenarlarının düşmeye önleyecek yükseklikte olması, kasa üzerinin kapalı olması, elle tutulabilecek korkulun bulunması, kasa kapaklarının kapalı tutulması. Hangisi zorunlu değil? Bursa şıkkı zorunlu değildir arkadaşlar. Kasa üzerinin kapalı olması zorunlu değildir ama diğerleri zorunludur. Geldik 12'ye. Resimde görülen koruma başlığını aşağıda verilenlerden hangilerini kullanması zorunludur? Birincisi motosiklet yolcuları, iki motosiklet sürücüleri, üç motorlu bisiklet yolcuları, dört motorlu bisiklet sürücüleri. Şıklar 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Arkadaşlar denizli şıkkı yani 1, 2, 3, 4 sorunlu olacaktır. 13. Aşağıdakilerden hangisi süspansiyon sisteminde yer alır? Bu soruyu açıklayacağız. Şaft, debriyaj, amortisör, diferansiyel. Arkadaşlarım doğru olan cevabımız Cihan Şıkkı amortisör olacaktır. Süspansiyon sistemi deyince sürücü ve yolcuların yol bozukluklarından etkilenmeden sarsıntısız bir yolculuk yapmalarını sağlar arkadaşlar. Yaylar yani helezon yay ve amortisörlerden oluşur. Yaylar yoldan gelen darbe titreşimlerini üzerine alır. E, amortisör de yayların salınımını kontrol eder. C şıkkı doğrudur. Geldik 14'e. Çok şeritli yollarda gidiş ayrılan şeritlerden hangisi devamlı olarak işgal edilemez? En sağdaki, ortadaki, en soldaki, orta ile en sağdaki. Doğru olan cevabımız hangisi olacak? C, H şıkkı, en sol şerit sürekli olarak işgal edilmezdi. Aşağıdakilerden hangisi çıkıklarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır? Kazazedenin hareket ettirilmesi, çıkığın yerine oturtulmaya çalışılması, çıkığın alt bölgesindeki deri rengi, ısı ve nabzın kontrol edilmesi, eklemin düzeltildikten sonra tespit edilmesi. Cevabımız Ceyhan şıkkıdır arkadaşlarım. Çıkık neydi? Kısa kısaca bir hatırlayalım. Oynar eklem yüzeylerin birbirinden kalıcı olarak ayrılmasıydı. Hareket ettirilmez. çıkık yerine oturtulmaya çalışılmaz değil mi? Düzeltilmeye çalışılmaz. Tespit edilemez ama Ceyhan şıkkı uygulanır. Geldik 16'ya. Yayılara özellikle de yaşlı ve Yaşlı çocuk ve engellere Yeşil ışık süresinde karşıya geçişi tamamlayamadığından dolayı korna çalma ya da el kol hareketleriyle çabuk geçmeye zorlama hali trafikte hangi temalere sahip olunmadığını gösterir. Sabır, öfke, inatlaşma, aşırı tepki. Hangisi A şıkkı değil mi sabredemiyor? Yani hemen ne yapıyor ya korneye basıyor da el kol hareketleriyle çabuk geçmek için seni zorluyor. Sabredemiyor sabır. 17'deyiz. Batan cisim yara üzerinde duruyorsa aşağıdakilerden hangisi uygulanır? Çıkarılmadan yaralı hastaneye sevk edilir. Dışarıda kalan kısım kesilir ve yara sarılır. Çıkarılır ve yaralı hastaneye sevk edilir. Çıkarılır ve yaraya tentürdiyot dökülür. Arkadaşlar A şıkkı olacaktır. Çıkarılmadan yaralı hastaneye sevk edilecektir ama diğerleri uygulanmaz arkadaşlarım. 18'deyiz. Sürücüler yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken görüş yetersizi olan tepe üstü vidirmeçlerde edeklerden hangisini yapmalıdır? Hızını azaltmalı, önlük aracı geçmeli, en son şeritten gitmeli, dörtle ilk az ışıklarını yakmalı. Nereye yaklaşıyoruz? Bak görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlere yaklaşıyoruz değil mi? O zaman ne olacak? Hızımızı azaltacağız. Doğru, doğru cevabımız A şıkkı. Aşağıda verilen taşıtların hangisinde sürücülerin koruma başlığı ve koruma gözlüğü? Yolcuların ise koruma başlığı takması zorunludur. Otobüslerde, minibüslerde, otomobillerde, motosikletlerde. Doğru olan cevabımız biraz önce sözmüştük değil mi? Denizde şıkkı motosikletler de zorunludur. Geldik 20'ye. Aşağıdakilerden hangisi motorun tam güç verecek şekilde çalışma sıcaklığında kalmasını sağlar? Soğutma sistemi, ateşleme sistemi, aydınlatma sistemi, göstergeler sistemi. Arkadaşlar doğru olan cevabımız A şıkkı soğutma sistemi olacaktır. Yani soğutma sistemi dediğimiz zaman yanma sonucu açığa çıkan ısının motor parçalarına zarar vermeyecek değeri düşürülmesini sağlar arkadaşlar. Soğutma sistemi için bunu söyleyebiliriz. Geldik 21'e. Araca lastikleri ne zaman kontrol edilir? Günde bir haftada bir altı ayda bir araca binileceği zaman. Ne zaman denizle şıkkı değil mi? Araca bineceğimiz zaman kontrol ederiz. 22. Bunları açıklayacağım. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi dönel kavşağa yaklaşıldığını bildirir. Dikkatli bakalım. Ok işaretleri dönüyorsa nedir bu? dönel kavşaktır değil mi? Bursa şıkkı ana yol kavşağı Ceyhan dikkat. Denizli'de kontrolsüz kavşak olduğunu bildirir arkadaşlar. 23'teyiz. Araçta sigorta yanmış ise yerine takılacak sigortanın amper değerini olmalı. Daha büyük daha küçük aynı önemli değildir aynı olacaktır değil mi Ceyhan Şakı ee, dediğim gibi arkadaşlar bu videonun altını aşağıda e, bölüm şeklinde sorularımız da var hani zor sorular görsel sorular onları da mutlaka bakalım şekilde getirerek işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir bisiklet girişinin yasak olduğunu motosiklet girişinin yasak olduğunu sadece motosikletlerin girebileceğini motosikletler için hız sınırlamasının olduğunu Neyi bildirecek bize? Bursa şıkkını bildirecek değil mi? Şu, şuraya yazayım yine yazacak yer bulamadım. Oraya yazdım. Şimdi bu levha motosiklet girişin yasak olduğunu bildir. Yani kısaca motosikletler giremez. Geldik 25'e görsel bir soru. Verilen şekle göre 2 numaralı aracın hangisini yapması doğrudur? Görsele bakalım. Şıkları okuyorum. Bisiklet yolunu kullanması, yayaları ikaz ederek bekletmesi, sol şeride geçip yoluna devam etmesi, bu bölgede azami 30 km saat hızla gitmesi. Arkadaşlarım oradaki levhaya bir bakalım bak ne diyor azami 30 km hızla gidilmesi gerektiğini söylüyor ve orası bir okul bölgesi yani cevabımız denizli şıkkı olacaktır arkadaşlar. 26'dayız. Aksine bir durum yoksa ışıklı trafik işaret cihazında yeşil ışık yanmaktaysa ise sürücü ne yapmalıdır? Durmalı, yolu kontrol ettikten sonra geçmeli, ilk geçiş halka yayaların olduğu için beklemeli, sağdan gelen araçların geçmesini beklemeli, durmadan dikkatli geçmeli. Zaten yeşil ışık diye yeşille de yazdım bilerek arkadaşlar denizli ışık olacak. Durmadan dikkatli geçmelidir denizli ışık 27'deyiz. Aşağıdakilerden hangisi bujilerin ayarsız veya aşınmasına bağlı olarak meydana gelir? Yakıt sarfiyatının artması, motorun gücünün artması, motorun hararet yapması, motorun yağ yakması. Cevabımız hangisidir? A şıkkıdır arkadaşlar. Kaçtayız? 28'deyiz. Bunları da açıklayacağım. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi uzunluk anlamında gabarit sınırlamasının olduğunu bildirir? Dikkatli bakalım. Cevabımız Ceyhan şıkkı olacaktır arkadaşlar. Bak uzunluk anlamında diyor. Şimdi diğerleri neydi? A şıkkı. Dingili başına 6 tondan fazla yük düşen taşıt giremez. Bursa genişliği 2.30 metreden fazla olan taşıt giremez. Denizli'de yüksekliği 3.5 metreden fazla olan taşıt giremez. Arkadaşlar bu ABD şıkları. Bakın ayrı ayrı tek başına birer sınav sorusudur unutmayın. Kalp atımları alınamayan yetişkin bir insana şekildeki gibi pozisyon verilerek yapılan dış kalp masajında göz kemiğine uygulanan baskı ne kadar çökme sağlamalıdır? 1 santim, 2 santim, 5 santim, 6 santim. Doğru olan cevabımız Ceyhan şıkkı 5 santim çökme sağlamalıdır. Tamam mı? 5 santim. Diğerindeyiz. Kırıldırı trafik yönetmeliğine göre aşağıdaki durumlardan hangisinin oluşması halinde araç için yeni teşhil belgesi düzenlemesi zorunludur. Hurdaya ayrılması, teknik değişiklik yaptırılması, aracın yaralanmalı kazaya karışması, aracın teknik muayenesinin zamanında yaptırılmaması. Cevabımız Bursa şıkkı teknik değişiklik yaptırılmasında zorunlu olacaktır arkadaşlar. 31'deyiz. Kişilerin, ruh, kişilerin huzurunu, ruh ve beden sağlığını bozacak seviyedeki istenmeyen seslere naat verilir. Sesli ilan, duyuru, gürültü, konuşma. Bak ne diyor soruda? Ee, i̇stenmeyen sesler diyor. Yani Ceyhan şıkkı gürültü olacaktır. 32 yine bir görsel soru. Trafik uygun olsa bile şekildeki kavşakta hangi numaralı araçların ok yönündeki hareketi kesinlikle yasaktır? Görselimize bir bakalım. Şıkları söylüyorum. Yalnız 1, yalnız 3, 1 ve 3, 2 ve 4. Arkadaşlar 2 ve 4 numaralı araçlara bakalım. Ok işaretlerinde ne yapmak istiyorlar? U dönüşü yapmak istiyorlar ama oradaki levha nedir? U dönüşü yapılamaz levhasıdır cevabımız. Denizli şıkkı 2 ve 4 olacaktır. B sınıfı sürücü belgesine sahip olan Mehmet A2 sınıf sürücü belgesi almak için başvuru yapıyor. Bu durumda Mehmet aşağıda resimleri verilen araçlardan hangisini kullanmak istemektedir? Görsele bakalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlarım sorunun bu kadar uzun ve kalabalık olduğuna aldanmayın. Size sorduğu şey A2 sınıfı sürücü belgesini soruyor. Hangisi Bursa şıkkı olacaktır? Ticari amaçla şehirler arası yolda yük ve yolcu taşımacılığı yapan şoförlerin 4,5 saat devam araç kullandıktan sonra en az kaç dakika dinlenmeleri gerekir? 20, 25, 35, 45 ne yapıyorduk biz bunu bizim aklımıza kalması için şimdi cevabımız Denizli şıkkı 45 değil mi e, ne da dört buçuk saat devamlı araç kullandıktan sonra ne yapacak dört buçuk yani in aşağı 45'tir bizim cevabımız Denizli şıkkı döner kavşaklardaki geriye dönüşlerde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır. Ada etrafına dönerken gereksiz yere şeritleştirilmesi, dönüş sonrası hızının gerektirdiği şeride girilmesi, orta adaya bitişik şeritten dönüşe geçilmesi, sağa ve sola dönüş kurallarına uyulması. Doğru olan cevabımız A şıkkı olacaktır arkadaşlarım. Döner kavşaklarda gereksiz yere şerit değiştirilmez. 36'dayız. Şekildeki otoyoldan numaralanmış şeritlerden hangisi ayrılma yavaşlama şerididir? 1 2 3 4 Doğru olan cevabımız 1 olacaktır arkadaşlar. A şıkkı otoyoldan ayrılma yavaşlama şerididir. Otoyola otoyola giriş şeridi de 4 numara olacaktır eğer sorarlarsa. Bunu da bilmiş olalım. Bizim cevabımız A şıkkı olacaktır. Yine dediğim ki bu videonun altında aşağıda görsel sorular var. E, 95 tane en çok çıkan görsel sorulardan hazırladığım bir video var arkadaşlar. Hepsini tek tek açıkladım. İnanın o kadar yararlı bir faydalı bir video oldu ki. Yani mutlaka ama mutlaka onu çözelim. Kavşaklarda araçların sağa ve sola dönüş kavisleri aşağıdakilerin hangisindeki gibi olmalıdır? Sağ ve sola dar, Sağ ve sola geniş, sağ dar, sola geniş, sağ geniş, sola dar. Arkadaşlarım sağa dönerken dar dönüyoruz, sola dönerken geniş dönüyoruz. Cevabımız Ceyhan şıkkı olacaktır. 38'deyiz. Radyatörde suyun azalmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Termostat arızalıdır. Vantilatör kayışı sıkıdır. Hararet ısı göstergesi arızalıdır. Silindir kapak çontasında kaçak vardır. Su azalıyorsa bir yerde bir kaçak vardır değil mi arkadaşlar? Çünkü bir su azalıyor. Yani denizde şıkkı silindir kapak contasında kaçak vardır olacaktır denizde. 39'dayız. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın ABCS aşamalarından değildir? Kazazede nefes alabiliyor mu? Kazazede kalp atımı normal mi? Kazazede nabız sayısı normal mi? Kazazede de kızarıklık var mı? Doğru olan cevabımız denizli şıkkı olacaktır. Arkadaşlar bu, bunun bize sıralamasını da sorarlar. Aklımızda kalması için hashtag diyorduk tamam mı? İlk yardımın abc'si hashtag. Çünkü sana sıralamayı da sorabilir. H neydi? Hava yolu açıklığının değerlendirilmesiydi. E, S solunumun değerlendirilmesiydi. D de dolaşımın değerlendirilmesiydi arkadaşlar. Şimdi hangisinde? Denizli şıkkında maalesef böyle bir şey söz konusu değil diye işaretledik. Soruların mantığını anlamaya çalışalım. Ezber yapmayalım. Çünkü ezber bir yere kadardır. Araçta çalışmayan bir elektrik sistemi olduğu zaman ilk kontrol edilmesi gereken yer aşağıdakilerden hangisidir? Fan motoru, far far anahtarı, sigorta kutusu, yakıt göstergesi. Doğru olan cevabımız Ceyhan şıkı sigorta kutusu olacaktır. ve elektrik sistemi diyor sana. Elektrik sigorta. Buradan bağdaştırabiliriz. 41'deyiz. Araç motorunun ilk çalıştırılması esnasında öşedeklerden hangisine basılmasında fayda vardır? Kornaya, vites koluna, fren pedalına, debriyaj pedalına. Aracımızı ilk çalıştırma esnasında ne yapıyoruz? Biz bir debriyajı basıyoruz değil mi? Cevabımız denizli şakı olacaktır. Korneye falan basmıyoruz arkadaşlar. Yok öyle bir şey. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir? Kasisli yola girileceğini, yolda çalışma olduğunu, yolun trafiğe kapalı olduğunu, motorlu taşıtların giremeyeceğini. Kasistir değil mi arkadaşlar oradaki? Yani A olacaktır. Kasisli yola girileceğini bize yani sürücüye bildirir. Sürücülerin taşıt yolunun sol şeridinde edeklerden hangisini yapması yasaktır? Yavaşlaması, vites küçültmesi, uygun hızla seyretmesi, yolcu indirip bindirmesi. Yasak olan sol şerit arkadaşlar sol şerit en hızlı şerittir değil mi? Yavaşlayabiliriz, vites küçültebiliriz, uygun hızda zaten seyredeceğiz ama yolcu indirip bindirilir mi en sol şeritte? Hayır deniz dışı yasaktır. 44'deyiz. Şekildeki karayolu üzerinde soru işaretiyle gösterilen çizgilerle belirlenmiş alana ne ad verilir? Banket, yaya yolu, yaya geçidi, bisiklet yolu. Arkadaşlarım yaya geçididir orası. Ceyhan şıkkı. Bak işte burası yaya geçididir. Geldik 45'e. Hadi bakalım az kaldı. Son 5 tane sorumuz kaldı. Şekildeki trafik işaretini gören sorucu aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır? Hızını artırmalı, hızını azaltmalı. Öndeki araçları geçmekten kaçınmalı. Yalnız 1, 1 ve 2, 2 ve 3, 1, 2 ve 3, Arkadaşlar doğru cevabımız Ceyhan. 2-3 olacaktır. Şimdi buradaki levha yandan rüzgar anlamındaydı değil mi? Yani sert esen rüzgardır. Tünel çıkışlarında falan yandan gelen sert rüzgardır arkadaşlar. Direksiyonu sıkıca tutmamız gerekir. Böyle bir durumda hızımızı artırmamız yanlış olur. Hızımızı azaltırız. Öndeki araçları da geçmekten kaçınırız. Cevabımız Ceyhan şıkkı. Diğer sorumuzdayım. Aşağıdakilerden hangisi kaza sonrası güvenli bir ortamın oluşturulması için yapılması gereken uygulamalardandır? Yardımı güçleştirecek meraklı kişilerin olay yerinden uzaklaştırılması, olay yerinin diğer araç sürücüleri tarafından görünmesine engellenmesi, araç LPG'li ise bagajında bulunan tüpün vanasının kapatılmaması, kazaya uğrayan aracın kontağının açık bırakılması. Hangisi A arkadaşlarım yardımı güçleştirecek meraklı kişi olan yerinden uzaklaştırılması olacaktır. Diğerleri değil. Diğer sorumuz 47'deyiz. Motorun çalışma sıcaklığına çok geç ulaşması aşağıdakilerden hangisinin arızalı olduğunu gösterir. Radyatör, termostat, yağ filtresi, devreden pompası. Çok geç ulaşıyorsa termostat olacaktır arkadaşlar. Termostatta bir arıza bir sıkıntı vardır. 48. Araçlarda aynı dingile bağlı tekerleklerden karayolu yapısına aktarılan ağırlığa ne denir? Dingil ağırlığı taşıma sınırı istihap haddi kapasite. Doğru olan cevabımız A şıkkı dingil ağırlığı olacaktır. 49'dayız. Taşat yolunun karşı tarafına geçecek yayalar aşağıdakilerden hangisini tercih etmelidirler? Banketleri yay geçitlerini, geçiş yollarını, yay yollarını Cevabımız hangisi? Bursa şıkkı olacaktır. Bak ne diyor? Geçecek yayalar. Yaya geçitlerini gördün. Hemen işaretliyorsun. Ve son sorumuza geldik. Hadi bakalım. Bitti. Gözünüz aydın. Şekildeki araçların seyrettiği taşıt yoluna çizgilerle ayrılmış her bir bölümüne ne adı verilir? Tali yol, şerit, bölünmüş yol, iki yönlü yol, Arkadaşlar çizgilerle ayrılmış değil mi? Şu an sizde gördüğünüz gibi bakın çizgilerle ayrılmış. O zaman ne diyoruz? Bursa şakı şerit diyoruz. Arkadaşlarım buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Video eğer işinize yaradıysa beğen butonuna basmayı unutmayın. Aşağıda ilk yoruma sabit dedim e, sorularımızı da çözmeye çalışın. Ne kadar çok soru çözerseniz unutmayın. Sınavda benzer birebir o kadar çok soru yakalarsınız. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.